İnsanlar genelde mitoz bölünme hakkında konuşulurken bir diploid hücreyi düşünürler. Diploid hücre demek, kromozomların tüm bileşenlerini içeren hücre demektir. Yani bu hücreler 2n kromozoma sahiptir. Yani bu bir çekirdek. Bu da tüm hücre. Ve çoğu kişinin dediğine göre bakın, hücre kendini iki diploid hücreye çoğaltır. Yani iki diploid hücre olur ve bu oluşan her bir hücrede tüm kromozom parçalarını içerir. 2N kromozomlarını. Yani insanlar bir hücrenin mitoz bölünmesinden bahsederken normalde bunu demek isterler. Fakat ben bu konuya küçük bir açıklama getirmek istiyorum. Mitoz sadece hücrenin bölünme süreci anlamına gelir. Örneğin şuraya bir hücre çizeyim. Bu hücrenin iki çekirdeği var. Her bir çekirdekte diploid kromozom sayısına sahip. Bu hücre mitoz bölünme geçirmiş, sitokinez geçirmemiştir ki sitokinez hakkında da konuşacağız. Ama bu işlem aslında hücrenin sitoplazmasının iki farklı hücreye bölünmesidir. Sitoplazma hücrenin çekirdeği dışındaki tüm kısmıdır. Bunun hakkında da birazdan konuşacağım. Ama günlük hayatta duyarsanız eğer bahsedilen şey budur. Yani biri mitoz bölünmeden bahsettiğinde esas olarak bahsedilen budur. Ama teknik olarak konuşacaksak eğer arkadaşlar işte mitoz o zaman bu demektir. Yani çekirdeğin bölünmesi veya çekirdeğin iki ayrı çekirdeğe çoğalması demektir. Bu normalde sitokinez eşliğinde olur. O zaman da hücre sitoplazması ikiye bölünür. Şimdi hadi gelin Mitoz bölünmeye daha ayrıntılı bakalım. Mitoz için olması gerekli olan ilk şey aslında mitoz dışında olur. Hücrenin günlük yaşam döngüsünde yani interfaz sırasında olur. İnterfaz tam olarak bir mitoz fazı değildir. Sadece hücrenin yaşamasıdır. Şimdi yeni bir hücremiz olsun. Bunu yeşil renkte çiziyorum. Burada yeni bir hücremiz var. Bu da hücrenin çekirdeği olsun. 2n kromozomu var ve büyüyor. Dışarıdan besinleri getirir ve proteinleri oluşturur ve bunlar bir şey yapar ve biraz daha büyür. Hala tüm kromozom bileşenleri duruyor. Bu faz işte bu faz interfazdır. Ve bu bazı biyoloji sınıflarında adlandırılmayabilir fakat genelde G1 olarak isimlendirilir. Bazı yerlerde bazı biyoloji sınıflarında böyle adlandırılmaz ama buna G1 denir. Kısacası hücrenin büyümesi demektir. Büyüyor, materyal topluyor, kendini oluşturuyor ve sonra kendi kromozomlarını çoğaltıyor. Halen daha diploid sayıda kromozomlarımız var. Bunu biraz daha irdeleyelim. Şöyle çiziyorum. Bu faz bu interfaz S fazı olarak isimlendirilir. Tamam mı? S fazı. Ve S fazı gerçek kromozom replikasyonunun olduğu yerdir. S kromozomlarının çoğalmasıdır. Tekrar edelim. Daha mitozda bile değiliz. Buraya yazıyoruz, yazalım. Replikasyon. Şimdi çekirdeği inceleyelim. İki kromozomu olan bir organizma ile başlayalım. S fazının başlangıcında daha da aydınlatmak için çoğalan kromozomları çiziyorum. Burada bu kromozom var. Bu kromozom da burada olsun. S fazına doğru gidildiğinde bu kromozomlar çoğalır. Şu an çekirdeği çiziyorum. Unutmayın. Yaklaştım ve onu inceliyorum. N'nin 1 olduğu yere yaklaştım ki burada tüm diploid bileşenlerimiz 2 kromozomdur. S fazı süresince kromozomlarımız çoğalır ve yeşil olan tamamen kendisinin bir kopyasını oluşturur. Bunlar sentromerlerinden birbirlerine bağlıdırlar. Bu kopyaların her birine kromatid denir. Kromatid. Bu kırmızımsı renkte olan da aynı şeyi yapmış. Her bir kromozom için iki kromatidimiz vardı. Şimdi ise dört kromatidimiz oldu her kromozom için 2 adet. Daha halen iki kromozomumuz olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun sentromeri de burası. Bu olaylar S fazında olur. Sonra hücre bu sırada büyümeye de devam eder. Hücremiz zaten büyümüştü. Şimdi tekrar hücreye odaklanalım. Hücre büyümüştü ve büyümeye de devam etmekte. Gittikçe büyüyor ve burası da G2 fazı. Yani sadece biraz daha büyüyor henüz konuşmadığımız hücrenin diğer küçük parçası var. Ondan da biraz bahsedelim. Sentrozomlar. Bunlar ileride esas hücre bölünmesinde çok önemli hale gelecekler. Burada küçük bir sentrozomumuz var ve içinde de sentriolü var. Bunlar küçük silindir görünümlü şeylerdir. Küçük bir hatırlatma, sentriol ve sentrozom kelimelerini sentromerle karıştırmayın lütfen sentromerler iki kromatidin birbirine bağlandığı yerdir. Maalesef bu süreç içindeki şeyleri birbiriyle çok benzer isimlendirmişler. O yüzden bazen karışabiliyor. Ama bunlara dikkat etmemiz gerek. İşte burada sentrozom olarak adlandırdığımız şeyler var. Ki birazdan olayın içine iyice girecek bunlar. Çekirdeğin dışında oturmuşlar ve bunlar da ayrıca replikasyona uğruyorlar. İnterfaz sırasında çoğalıyorlar. Başta bir tane sentromumuz vardı, şimdi ise iki tane oldu. Ve tabii ki bunların da içinde iki adet küçük sentriol var. Şimdilik bunlara çok odaklanmayacağız. İşte bunlar interfazda olan şeyler. Yani hücrenin yaşamının çoğu, hücrenin büyümesi ve sonrasında istediğini yapması. Şimdi ufak bir geçiş yapıyorum. Buraya DNA çizdiğimde aslında kromozomları çiziyorum. Ama gerçekte interfaz evresindeyken DNA tam olarak böyle değildir. DNA'nın asıl halini çizmiş olsaydım eğer, kromatin formunda olurdu. Benim burada çizdiğim gibi, sıkıca sarmallanmış durumda olmazdı. Ben sıkı sarmallanmış halde çizdiğimden, sizler DNA'nın çoğaldığını görebildiniz. Gerçekte şu yeşil kromozom, sarmalanmamış olmalıydı ve mikroskopla baktığınızda bile görmekte güçlük yaşamalıydınız. Bu kromatin formudur. Kromatin formu DNA ve DNA'nın sarmaladığı proteinlerden oluşur. Buraya mikroskopla bakarsanız sadece bulanık bir DNA ve protein kümesi görürsünüz. Aynı şeyler bu kırmızımsı molekül için geçerli. DNA çevresini açılmalı ki mRNA ve diğer tipteki yardımcı proteinlerle birlikte fonksiyonunu sürdürebilsin. Hatta çoğalabilmeleri için bu şekilde sarmalın açılması gerekir. İleride bu şekilde tekrar sıkıca sarmallanacaklar. Bu şekilde çizdim. Yeşil olan başka bir yeşili oluşturup çoğalacak ve bazı noktalarda birbirlerine bağlanacaklar. Kırmızımsı olan da çoğalacak ve diğer bir kırmızımsı olan oluşacak ve aynı şekilde bazı noktalarda yine birbirlerine bağlanacaklar. Tabii bu şekilde gösterseydim çok belirgin olmayacaktı. O yüzden ne olduğunu gösterebilmek için bu şekilde çizdim. Ama gerçekte kromatin halindedir. Şimdi mitoza hazırız artık. İşte mitozun ilk evresi. Şuraya çizelim. Yeşille çizeceğim bunu da. Evet çekirdek hücreye göre normalden çok daha büyük olacak çünkü şimdi çekirdekte birçok aksiyon olacak. Mitozun ilk evresi profazdır. İsimlendirmeler gelişi güzel verilmiş diyebiliriz. İnsanlar mikroskoptan bakmış ve o çekirdek bölüneceği zaman hep bu aşamayı görüyoruz. O zaman bu aşamaya profaz diyelim demişler. Profazda kromatin bu şekle dönüşmeye başlar. İnterfaz'dayken DNA'nın sarmalı açılmış ve ayrışmıştır. Burada ise tekrar bir araya gelmeye başlar. Hatırlarsanız replikasyon bitmişti. Çoktan çoğalmıştı yani. Çoğalma mitoz başlamadan evvel gerçekleşmişti. İşte bir kromozom burada ve diğeri de burada. İki kardeş kromatidleri var ve bunlar yakında ayrışacaklar. Profaz süresince Sentrozomları görmeye başlayacağız. Daha önce bahsetmiştik hatırlarsınız. Bunlar demiştik, ön plana çıkacak. İşte geliyor. Bunlar mikrotübüllerin üretimini kolaylaştırmaya başlıyor. Mikrotübüllerin görünümü çubuklar ve ipler gibidir. Hücre bölünürken bir şeylerin yerini değiştirmede anahtar rol oynarlar. Tüm bunlar oldukça ilginç, değil mi? Hücre deyince çok basit bir yapı geliyor aklımıza yaşayan en temel canlı hücredir. Ama hücrede bile karmaşık bir mekanizma var ve henüz çoğu tam olarak da aydınlatılmış değil. Gözlemleyebiliyoruz fakat gerçekte atom düzeyinde veya protein düzeyinde bu şeylerin nasıl bu kadar muntazam ve kareografik hareket ettiğini tam olarak bilmiyoruz. Yani neredeyse dans ediyorlar. Bu hala bir araştırma konusu. Bu iki sentrozomumuz mikrotübül gelişimine yardımcı oluyorlar. Mikrotübüller böyle ufak yapılardır. Bunlara bir çeşit tüp ya da ip diyebiliriz. Burayı silelim şimdi kafa karıştırmasın. Profaz devam ederken çekirdeğin zarı aslında kaybolur. Daha önce çizdiğim şekli kopyalayıp yapıştıralım. Profaz devam ederken aslında çekirdeğin zarı parçalanmaya başlar. Çözünme ve parçalanma başlar ve bu şeyler büyür ve birbirlerine yapışarak sentromere bağlanır. Tüm bunlar profaz sırasında olur. Bu yüzden profazın bu ikinci kısmı bazen geç profaz evresi olarak adlandırılır ya da bazen de prometafaz olarak adlandırılır. Bazen de bu kısmın mitozun tamamen başka bir süreci olduğu düşünülür. Profazın sonuna doğru veya aslında prometafazın sonuna doğru neler oluyor? Buraya bir çizeyim. Elimizde hücremiz var. Çekirdeğin zarı önceden oluşan protein yapıların halen burada olmasına rağmen parçalanıyor. Ve zar bir daha da oluşmayacak. Ancak ileride bu proteinler kullanılacak. Bu durumda burada iki kromozomumuz var. İnsanda bunlardan 46 tane var ve her bir kromozom iki kardeş Kormatid'den oluşur. İki kromozom. Tabii sentromerleri de burada. Sonra bu sentrozomlar çekirdeğin zıt kutuplarına giderler. Mikrotübüller böyle çıkar. Bunların bir kısmı bu sentrozomdan geliyor, bir kısmı buradan. Ve sonra bu mikrotübüllerin bir kısmı kromozomun sentromerine yapışarak bağlanır. Bağlandıkları bu protein yapıya da kinetokor denir. Kinetokor. Yani burada kinetokor var. Protein yapıda. Bu mikrotübüllerin kinetokorlara nasıl bağlandıkları araştırılmaktadır hala ve birazdan da göreceğiz. Mikrotübüller iki ayrı kardeş kromatidi çeker ve ayırır. Kardeşleri ayırıyor yani öyle düşünün. Ve tam nasıl olduğunu da hala anlayabilmiş değiliz. Sadece gözlemliyoruz. Profaz tamamlandığında kromozomlar hizalanmıştır. Ben burada hizalayarak çizmişim ama aslında bu hizalanma bir sonraki aşama olan metafazda olacak. İlk aşama profazdı. Şimdi ikinci aşama yani metafaz aşamasındayız. Metafaz. Metafaz kromozomların hizalanmasıdır. Yani tüm kromozomlar hücrenin merkezine dizilirler. Kırmızı renkli olan burada, diğeri de şurada. Ve tabii ki sentrozomlarımız da var mikrotübüller var. Bunlardan bazıları kinetekor lifleri, kromozomların sentromerlerine bağlanırlar. Biraz karmaşık değil mi? Sentrozomlar bunlar. Mikrotübülleri kontrol eden yapılar. Sentriyoller, sentrozom içindeki küçük yapılardır. Sentromerler de kromatidlerin birbirlerine bağlandıkları kromozom merkezindeki yerdir. Bu bir kardeş kromatid. Bu da diğer kardeş kromatit ve sentromerlerden birbirlerine bağlılar. Şu an metafazdayız. Bu kolay bir evre çünkü sadece kromozomların hizalanması var. Peki hücrenin bu noktaya kadar olanları nasıl bildiğini sizinle birlikte inceleyelim. Ya da hizalanmanın olduğunu nasıl biliyor, nasıl anlıyor? Bununla ilgili teoriler var. Örneğin bir tanesinde bir sinyal mekanizması olduğu belirtiliyor. Eğer bu kinetokor proteinlerinden biri bu iplere iyi bağlanmamışsa, bu mitozu durduran sinyal olabileceği düşünülüyor. Karmaşık bir süreç. Hayal edin, 46 kromozomunuz var ve tüm bu olanlar hücre içinde gerçekleşiyor. Ancak öyle bireysel bir indükleme ya da bilgisayar gibi bir şey olmadan bunu başarabiliyoruz. Bu tamamen kimyasal ve termodinamik süreçlerle yönetiliyor. Hatta genelde kötü bir şey de olmuyor yani çok ilginç ve çok güzel bir şey oluyor. Metafazdan sonra gelen faz anafaz. Metafazdan sonra anafaz. Şuraya çizeyim. Hücrenin rengini değiştirdim. Anafazda kromozomlar ayrılır. Yeşil renkte gösteriyorum. Yok bu yeşil değilmiş. Kardeş kromatidlerden biri şu yönde çekiliyor. Biri de bu yönde çekiliyor. Aynı şey de bu kırmızı için geçerli. Biri bu tarafa, diğeri şu tarafa çekiliyor. Sentriyoller de burada. Kinetokorlara bağlılar. Burada mikrotübüller var. Onlar çekmiyorlar ama birbirlerinden ayrılmaları için yardım ediyorlar. Böylece her şey ters taraflara itiliyor. Birbirlerinin tersine itiliyor. Ve bu iki kromatit ayrılır ayrılmaz artık bunlara kromozom denir. İki kromozomu vardı. Şimdi Dört tane kromozomu var. Çünkü kromatit artık kardeş kromatitle bağlı değil. Artık bu kromatitler kardeş kromozom olarak isimlenecekler. Bu sadece isimlendirme kuralı tabii. Daha önce de oradaydı, şimdi de. Sadece önceden bağlıydılar. Şimdi ise bağlı değiller. Evet, neredeyse tamamladık bitmek üzere. Son fazımıza geçiyoruz. Son fazımızın adı telofaz. Buraya biraz daha farklı bir hücre çizeceğim. Çünkü genelde telofazla aynı anda bir şey daha olur. Hücreyi 90 derece çevireceğim. Bir sentrozom burada, diğeri ise şurada. Burası DNA'yı kendine çekti. Kromozomun bir kopyasını kendine çekti, bir de bu kromozomun kopyasını kendine çekti. Bu tarafta da aynı şeyler oldu. Her bir kromozomun bir kopyasını kendine çekti. Çizelim şöyle, evet. Şimdi hücre zarları bu iki yapı etrafında oluşmaya başlıyor ve telofazın sonuna doğru mitoz tamamlanmış oluyor. Bu iki orijinal çekirdek ve içerdiği tüm genetik yapı bu şekilde kopyalanmış oldu. Telofaz olurken aynı anda Sitokinez de oluyor. Telofaz sırasında mikrotübüller bu iki kromozom çiftini olabildiğince uzağa iter. Yani bu çifti birbirinden ayırır. Böylece hücrenin iki ayrı kutbunu oluştururlar. Yani iki kardeşin birini güney kutbuna, birini kuzey kutbuna göndermiş gibi düşünün. Bu durumun neredeyse hücreyi de uzattığını görebilirsiniz. Bunlar olurken burada küçük oluklar Bunlara yarık da diyebiliriz. Yarıklar oluşmaya başlar. İşte sitokinez süreci bu şekilde başlar. Buradaki oluklar daha da derinleşir, derinleşir, derinleşir ve sitoplazma iki hücreye ayrılır. Bunu da yazalım. Neydi bu sürecin adı? Sitokinez. Aslında mitoz içine dahil edilmez fakat telofazla birlikte olur mitozun sonunda birbirinin aynı iki hücreniz olmuş olur. Bundan sonra bu iki hücre kendi interfaz evrelerine girerler. Mesela şu hücreye bir bakalım. O kendi G1 fazına girecektir. Sonra S fazına ve G2 fazına girecek ve bu şekilde devam edecek ve tekrar mitoz mitoz başlayacak ve bölünme bu şekilde sürekli devam edecek.